yükleri genellikle reproduktif dönem dediğimiz 18-35 yaş arası bayan hastalarda çok sık görülür. Bir kadının hayatı boyunca bu tür kistlerle karşılaşma olasılığı %60'lar civarındadır. Bu büyüklüğü, lokasyonu, hastanın yaşı ve hastaya yarattığı sıkıntılara göre bizim yaklaşımımız değişmektedir. Eğer bir kist çok ufaksa Genellikle adet sonrası görmek isteriz ve birçok kist adet sonrası kendi kendinden kaybolur. Bunlara herhangi bir medikal tedavi veya herhangi bir cerrahi tedavi uygulamaya gerek kalmamaktadır. Ama tedaviye yanıt vermeyen ve takipler esnasında büyüyen kistler bazen cerrahi girişime kadar gitmektedir. bu kararları vermeden önce kistleri çok iyi takip etmek, çok iyi değerlendirmek gerekir özellikle ultrason ve bir takım kan markerlarıyla, kanda yapılan testlerle bu kistlerin iyi huylu veya kötü huylu olduğunu ayırt etmek mümkündür. Çünkü kistler iyi huylu olabileceği gibi ileride kanser riski yaratan kistler olabilir. Bazen de iyi ve bu kötü huylu kistler arasındaki borderline dediğimiz sınırda kistlerde mevcuttur. Her grubun kendine göre özel bir yaklaşımı vardır ve kendine göre özel bir tedavi yöntemi mevcuttur. Ama genellikle bu tür yaşlarda görülen kistler fonksiyonel kistlerdir ve hiçbir tedavi olmadan bile bunlar genellikle kaybolurlar. Birçok hasta e, doktor kontrolü esnasında rastlantısal olarak bu kisti tespit ettirir ve bir sonraki kontrolde ya da birkaç adet sonraki kontrolde kendi kendine kaybolur. Bizim genellikle kistler için yaptığımız birincil tedavi doğum kontrol haplarıdır. Belli sürelerdeki genellikle bunu 4 ile 6 ay arasında tercih ederiz. Bu süre içinde kullanılan doğum kontrol hapı ile bu kistlerin çoğunu kontrol altına almak mümkün olmaktadır. Fakat bazen yumurtalıklarda endometrioz istediğimiz halk arasında çikolata kisti olarak bilinen kistler de görülebilir. Bu kistler genellikle medikal tedaviye yani ilaç tedavisine çok yanıt vermez. Ve eğer 5 cm üzerinde ise ve hastanın bir bebek talebi varsa genellikle cerrahi tedavi bu tür kistler için daha uygundur. Bunun yanında doğuştan gelen dermoid kist dediğimiz embriyolojik bir takım kistler de mevcuttur. Hep buradaki ana nokta hastaya verdiği sıkıntı, büyüklüğü, bulunduğu yerdir. Bunlara göre hastaya yaklaşım kişiden kişiye değişik olmaktadır. Ama günümüz tedavisi tıbbın geldiği noktayla bunlar genellikle eğer bir cerrahi girişim düşünülüyorsa laparoskopik olarak yapılmaktadır. Laparoskopik yaklaşımda kistler daha non-invazif bir şekilde halledilmekte. Hastaya yapılan insizyon çok daha küçük olmakta. Daha sonraki kozmetik etkisi çok daha başarılı olmakta. Ve hastanın postop dediğimiz ameliyat sonrası iyileşme süreci çok daha hızlı ve çok daha rahat olmaktadır. Günümüzdeki kullanılan teknoloji ve aletlerin gelişmesiyle birlikte biz de ameliyatlarımızın %80-90'ını yaklaşık bu şekilde yapmaya başladık. Böylece hastalarımızı çok daha kolay mobilize edip ameliyattan sonra çok daha erken bir şekilde normal hayatlarına döndürmek mümkün oldu. Hatta bu tür şeylerde bir adım ileriye giderek hastanemize de mevcut olan robotik cerrahi de gündeme gelmeye başladı. Tüm dünyada giderek yaygın olan bu yöntemde laparoskopik cerrahi eşdeğer olarak bir takım avantajlar sağlamaktadır burada hastayla konuşarak hastanın beklentisine göre ve bizim cerrahi tekniğimize göre uygun yöntemler seçilmektedir.